Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Yamaha X-Max 250 ile vedalaşıyoruz. Biraz ani bir karar oldu. Ama yeni Tracer 700 de benim bayağıdır aklımdaydı, yani gelmesini bekliyordum. Şimdi Tracer 700 alma gibi bir niyetim var. Onun için de ister istemez bir paraya ihtiyacım var ve motorumu satıyorum. Onun dışında böyle başka merak eden arkadaşlar olacaktır belki. Ya niye satıyorsun, daha alalı 4 ay 5 ay oldu diye. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Benim bir inceleme videom var. Eğer şuradan takip ederseniz, izlerseniz videoyu. Orada diyorum ki Yamaha X-Max 250'nin en güzel yanı çeyrek altın gibi bir motosiklet olması. Bunu kastederken sadece işte fiyatının artışından falan bahsetmek istemedim yani. Kastım o değildi sadece. Çok da hızlı bir piyasası var. Yani dün akşam ilana koydum. Sabah yayınlandı. Hemen birisi aradı. Dedi ki ben almak istiyorum. İşte konuştuk telefonda. Biraz daha nispeten uzak bir yerden geliyor. Yani şehir içinden gelmiyor. Almak istiyorum. Tamam dedik. Çıktı geldi. Şimdi alacak. Yani bundan bahsettim. Çok hızlı bir piyasası var. Yani hızlı bir şekilde istediğiniz gibi elden çıkarabiliyorsunuz. Genel hatlarıyla motordan çok memnun olduğumdan bahsetmek zorundayım. Gerçekten memnun olarak kullandım. Yani hiçbir şekilde üzmedi beni. Sadece tek yaşadığım problem şu. Yani buna problem demek ne kadar doğru bilmiyorum ama hani ben biraz daha işte scooter değil de normal kullanılabilen motosikletleri tercih ediyorum. Yani ben bu motoru aralığın 5'inde aldım ve henüz MT25 o zaman gelmemişti. Gelmiş olsaydı büyük ihtimalle X-Max 250 değil de Yamaha MT25 kullanıyor olacaktım bugün. Ama işte her şey kısmet, her şey nasip meselesi. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan? Bayağı bir aradasınız ha. Bunlara bugün izinli. Bu arkadaşlar bugün normalde sokağa çıkma yasağı yok. Yani bir 11 ile 3 arası olması lazım. İzinliler. Gördünüz mü ya? Hepsi parklara doluşmuşlar. İnşallah bir üçüncü dalgayla karşılaşmayız. Neyse, yani şu anda MT25 kullanırken görüyor olacaktınız beni. Ama işte X-Max 250'ye geldik. Kader diyelim, kısmet diyelim. Çok memnun kullandım. Bana her zaman o hissiyatı, motosiklet hissiyatını nispeten yaşattı. Ama işte bu ayağı böyle koymak, motoru saramamak falan herhalde bazı arkadaşlarım neden bahsettiğimi anlıyorlardır. Böyle hızlı bir şekilde çıkınca eldiven de giymeyi unuttum. Kusura bakmayın onun için de. Yani böyle. Şimdi notere gidiyorum. Motosikletin devrini vereceğim. Bütün evraklarını falan zaten, ruhsatlar falan şurada. Öyle arkadaşlar. Belki noterde falan da açmaya çalışırım. Bildiğim üzere plakası falan var zaten üzerinde ya. O yüzden çok ciddi bir uğraş gerektirmiyor. Gidiyorsunuz, parayı alıyorsunuz, motorun devrini veriyorsunuz ve çıkıyorsunuz, o kadar. Evet, işte parayı toparlayabilirsem Tracer 700 alacağım. Bu parayı toparlayana kadar artık motovlog, belki arkadaştan Tenere 700 alıp onunla beraber bir motovlog yaparım. Yani Tenere 700 de bir motovlog yaparım ama evden de video yapabilirim gibi görünüyor şu anda. Neyse, bakalım. Orada görüşürüz. Tamam, paranızı aldınız mı efendim? Aldım, ha. Tamam, o zaman alıcı gelsin. Tamam. Sizi bekliyorlar. İmza isim soyisim. Pasta mı değil mi? Fakültede doktormuş. Gidenize alışık ben bunu. Ya ben bu noter işlerinde en çok şeyden korkuyorum. İşte parayı gönderiyorlar diyorlar, başkası alıyor vesaire ya. Evet.
Onları nasıl yapıyorlar artık? Ne oldu yardımcı? Efendim? Güvenli ödeme sistemi gelişti artık noterlerde. Şimdi de sizin kendi internet bankacılığınız üzerinden giriyorsunuz, giriş yapıyorsunuz, bizim de bilgisayarınıza mesaj düşüyor. Aa, çok güzelmiş. Bilmiyordum bak. Ama öyle güzel. İnternet bankacılığına koymuş zaten onlar. Ben de bakayım bakayım. Ben de. Güvenli ödeme sistemi. Babacım biraz para alayım mı seni? Noterlerimiz. Alıcı gönderiyorsunuz. Çok iyi. Hem onlar için çok güvenli hem bizim için çok güvenli o. Ya hem onlar hem satan için tabii ki. Biz de satış yapılana kadar onu emanete alıyoruz. Emanete alıyoruz. Satış yapıldıktan sonra satıcının öğrendiğimiz iyi oldu. Evet arkadaşlar, motoru verdik. Bütün noter işlemlerini de size çekmeye çalıştım. Kısmi de olsa paylaşır olurum herhalde. Yani paylaşıyor olurum bu videoda diye düşünüyorum. Bu kadar. Şimdi alacağımız motora karar vereceğiz. Tracer 700 gibi görünüyor. Videonun başında da söylediğim gibi. Ama şartlar neyi getirir bilemeyiz. Belki başka alternatiflere de bakarız. Öyle yani. Bu videodan bu kadar. Lütfen kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.